sevgili arkadaşlar, Fizik Finito kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Optik'in dördüncü konusundayız. Hala inanamıyorum, son iki konumuz kaldı. Ve tüm TYT kampını bitirmek üzereyiz. Bugün birlikte ışığın kırılmasını konuşacağız. Şu ana kadar seninle birlikte ışığın doğrusal ilerleyerek nasıl gölge oluşturduğundan bahsetmiştik. Diğer konularımızda ışığın yansımasını konuşup, aynaları, aynadaki görüntü özelliklerinden bahsettik. Bugünkü dersimizde ise, Işığın kırılmasından bahsedeceğiz. Işık başka bir ortama girdiğinde acaba davranışı değişiyor mu, izlediği yol değişiyor mu bunlara karar vereceğiz ve prizmaları konuşacağız. Seninle birlikte şu kazanımı işleyip şu soruya cevap vereceğiz. Bir bardağın içinde metal parayı bıraktığımızda normalde görmediğim bir açıdayken üzerine suyu koymaya başladığım andan itibaren içindeki metal parayı görmeye başlıyorum. İşte bunu ışığın kırılmasıyla ilişkilendirip birlikte cevaplamış olacağız. Kitabını açtın, hazırsın, videoya beğeni bıraktın, bu kadar emeği göz ardı etmedin. Hızlı bir şekilde dersimize giriş yapıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşım, ışığın yansımasını seninle şöyle konuşmuştuk. Gelen ışın ve yansıyan ışın aynı ortamdaydı. Yani aynı ortamda bir yüzeye çarptığında ışık ne yapıyordu? Sekiyordu. Simetrisini alarak aslında biz bu yolculuğu devam ettiriyorduk ve yansıma kurallarımız bakiydi. Her yerde aynı kurallarla yansıyordu. Bu aynı ortam için geçerli. Eğer ki ışık saydan bir başka ortama girerse artık o ortamın özelliğine göre daha farklı bir yol ilerliyor. Fakat yine doğrusal gitmeye devam ediyor. Sadece bu geçiş esnasında doğrultuyu değiştiriyor. İşte biz buna ne diyoruz biliyor musun? Kırılma. Ha hocam yani yansıma aynı ortamdaydı. Kırılma ise farklı iki ortam arasındaki geçişte gerçekleşiyor. Tam olarak öyle. Şimdi tabii ki de biliyoruz ki seninle saydam ortamlar ışığı geçiriyordu. Saydam ortamdan bir başka saydam ortama geçmesi lazım. Nitekim şu görseli hepiniz görmüşsünüzdür. Bardağın içine tabii ki de kalem sokmadınız ama bir kaşığı soktuğunuzda kaşığın alt kısmının daha farklı göründüğünü, sanki olduğundan daha büyükmüş veya kaşık kırılmış gibi görünüyor olduğunu hepiniz biliyorsunuz, tecrübe ettiniz. İşte bunun sebebi ışık şurada hava ortamında ilerlerken burada su ortamında ilerlemekte ve bu ilerlemeler yani bu ortamların değişmesi aslında ışıkta belli durumları değiştirmekte. O yüzden de biz sanki kırılmış gibi görüyoruz ki birazdan sana göstereceğim. Işığın kırılması ışığın farklı ortamlarda farklı hızlarla hareket etmesinden kaynaklanır. Ha! Yani hocam Işık havadan suya geçince hızı değişiyor. Hızı değiştiği için de ben öyleymiş gibi görüyorum. Hemen bir bakalım bu hızları nasılmış. Boşlukta 300 bin kilometre bölü saat. Yani saatte 300 bin kilometre gidiyor olması aslında bizim için bu yaklaşık bir değer bu arada. 298 nokta bilmem ne bilmem ne diye ilerliyor. Işık sadece boşlukta ışık hızıyla ilerler. Bak burası o kadar önemli bir kavram ki özellikle modern fizik kısmında seninle bunun felsefesini yapacağız. Normalde hani bugüne kadar hareketi konuşurken şey demiştik ya, ya işte hareket kime göre neye göre bir referans noktası seçmek zorundasın. İşte Einstein 1900'lü yıllara geldiğinde diyor ki arkadaşım aslında evrendeki sabit olan ne biliyor musun? Işık hızı. Onu geçebilen yok. O yüzden ışık hızı sabit bir kavram ve o göreceli bir kavram değil. Aslında uzay ve zaman göreceli kavramlar diyor ve çok farklı bir alan açıyor. Sadece senin de bilmemiz gereken şey ışığın sadece boşlukta o üst limit sınırda ilerlemesi. Demek ki hocam o zaman atmosferime giren ışık aslında uzaydaki ışıkla aynı değil. Yani yavaşlamış bir ışık. Çünkü biz artık hava ortamındayız. Dolayısıyla ışık sadece boşlukta ışık hızıyla yayılmaktan. Hatta sevgili arkadaşlar üniversitedeki Ali hocam bize hep şey derdi. Hiç o zamanlar anlamlandıramazdım. Derdik ya keşke ışık olsaydım. Böyle ışık hızından bahsedince orada felsefeyi de düşününce şimdi ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Yani aslında sadece boşlukta o zamansızlık şekliyle yani o kadar büyük bir hız büyüklüğüyle ilerleyebiliyor fakat gerçekten bir maddesel ortama girdiğinde yavaşlamaya başlıyor ışık ve yavaşladığında da ışığın farklı özelliklerini görmüş oluyoruz. O yüzden bu da ışığın ne kadar hızlı olduğunu anlayabilmemiz adına gerçekten önemli bir büyüklük. Fakat dediğim gibi bu kısmı seninle AYT'de uzun uzun konuşacağız. Uzun uzun sohbetlerini yapacağız. Onun için de çok güzel projelerim var sizler adına. Havaya girdiğinde dikkat ediyorsun ki yavaşlıyor. Suda iyice yavaşladı. Camda en yavaş hali. Yani dikkat edersen ne kadar yoğunluğu artarsa maddenin ışığın o maddenin içinde ilerleyişi o kadar azalıyor diyebilirsin. Ortamların ışığı kırıcılık özelliği sabit bir sayı ile ifade ediliyor ve buna biz kırılma indisi veya kırıcılık indisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani hocam yoğunluk dediğimiz kavramı artık biz burada kırılma indisi olarak konuşuyoruz ve bunu da ne harfiyle gösteriyoruz. Peki bu neyi neye göre kılı yazlıyoruz? Şurada bir formül görüyorsun. Senin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Fakat daha yeni ki konuştuğum sözlerden şunu çıkartabilirsin. Hocam ışık ne kadar yoğun bir ortama giriyorsa yani kırıcılık indisi ne kadar yoğunsa hızı o kadar yavaşlıyordu. Şu gösterdiğiniz tablodan biz bunu anladık. Yani bak L ile V'yi çarptığımda Işık hızına ulaşmış oluyorum. Çünkü boşluğun kırıcılık indisini bir olarak alıyoruz. Tamam mı? Yani en boşluk bir, boşlukta en hızlı halinde. Yani ışık hızında. Dolayısıyla daha yoğun bir ortama girdiğinde hızı yavaşlıyor diyoruz. Bu sayısal olarak hiçbir zaman karşına gelmeyecek. Sadece sohbetini yapacağız. Daha yoğun bir ortama girdi. Ne kadar yavaşladı gibi bunların sözel olarak yorumlamasını yapacağız. Şimdi şurada bir tane daha formülümüz var arkadaşlar. Buna da biz bağ kırılma indisi diyoruz. Yani iki farklı ortamın birbirine göre kırılma indislerini kıyaslıyoruz. A ortamının B ortamına göre indisini kıyasladığımızda A'nın B'ye göre bağıl indisinden bahsetmiş oluyoruz. Hiç önemli değil. Sadece burada biz iki farklı ortamı kıyaslarken illa bu formülü ezberlememize bile gerek yok. Birinin ne olduğunu bildin, diğerinin ne olduğunu bildin. Bunların oranı bize bağıl kırılma indislerini veriyormuş deyip geçebilirsin. Kırıcılık indisi görece büyük olan ortamlara çok yoğun ortam, kırıcılık indisi görece küçük olan ortamlara az yoğun ortam diyoruz. Yani eğer ki havayla boşluğu kıyaslamak istiyorsan hava boşluğa göre daha bir yoğun ortam. Çünkü kırıcılık indisi büyük bir ortamdan bahsediyoruz. Veya havayla camı kıyaslarsak camın kırıcılık indisi havaya göre daha fazla. Bu durumda da ne deriz? Yani şöyle yazarız. En cam daha büyüktür en havadan derim. Ve camın aslında havaya göre çok yoğun bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Kıyaslarken bizim için önem arz etmekte. Şimdi artık ışığın farklı ortamlara geldiğinde nasıl davrandığını sana bir lazerle ve akvaryumunla göstermek istiyorum. Hemen malzemeleri çıkartalım. Şimdi arkadaşlar elimde bir adet akvaryumum yarısına kadar suyla dolu ve bir tane de lazerim var. Tamam mı? Ben bu lazerle ne yapacağım? Biliyorsun ki şurası hava ortamı. Aşağı kısım ise su ortamı. Eğer ki ışık farklı ortamlara girerse ne yapıyordu? Doğrultusunu değiştiriyordu ve ona göre ilerliyordu. Şimdi biraz ışıkları kapatacağım ki yeşil ışığın nasıl kırıldığını görmeni isteyeceğim. Hemen kapatalım. Evet arkadaşım şimdi ne yapalım? Işınımı bu ortamlardan dik bir şekilde göndermeye çalışalım. Dik geldiğinde herhangi bir kırılma olacak mı? Bunu gözlemleyelim. Evet kapatabilirsin. Şimdi dikkat et. Şöyle biraz duman üfleyeyim. Evet. Ben dik bir şekilde yolladığımda herhangi bir kırılma söz konusu değil. Dik geliyor ve yolculuğuna dik bir şekilde devam ediyor. Tabii ki kırılma olmuyor ama ne olursa olsun su ortamına giren ışığım yavaşlıyor. Neden? Daha yoğun bir ortama girdi. Yani demek ki biz eğer ki bu yüzey normali üzerinden gelirsek herhangi bir kırılma gözlemlemiyoruz. Ne yapalım? Bir de açıyı da yollayalım. Şimdi. Şuraya biraz üfleyeyim. Duman üflüyoruz diyenlerde arkadaşlar. Aynen. Daha net görün açıları diye. Tü 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 tü. Bey harika gözüküyor bence. Evet şimdi normalde şu yukarıda havadan giden ışına bir dikkat et. Bir de su ortamı tütüyü yutuyorum. Şimdi bir de arkadaşlar bunu açıyla gönderelim. Hava ortamından gönderdiğim ışının açısına bak. Bir de su ortamına girene bak. Ne olmuş oldu? Benim ışığımın doğrultusu değişmiş oldu. Nasıl? Hocam su ortamı daha yoğun olduğu için ışının gelme doğrultusuna baktım. Yüzeyle dik normalime baktım. Benim ışığım gitmesi gerektiği yerden yüzey normaline yaklaşarak kırıldı. Yani normalde şuradaki bakın şöyle göstermeye çalışayım. Suya temas ettiğim nokta şurası tamam mı bu ışığın? Yani gelme çizgisine dikkat et. Gelme çizgisi ve suyun içindeki kırılmaya bak. Hani kalemi de suyun içine koyduğumuzda böyle yamuk yumuk görüyoruz ya işte onun da sebebi suyun içindeki kırılmadan kaynaklanmakta. Işığın ne oluyor? Yüzey normaline yaklaşarak kırılıyor. Yani doğrultusunu değiştiriyor. Şöyle bir tütüreyim hocam. lütfen efendim. Evet bak ne kadar güzel gözüküyor. Biraz daha iyisiniz. Şöyle yiyeyim. Evet şimdi bakın. Bak Nasıl şöyle? Şöyle mi yapayım? Gözüküyor mu? Harika. Işığın gitmesi gerektiği yeri belirledim. Suyla hava ortamındaki bu yüzeyin normalini belirledim. Su ortamına giren ışınım normale yaklaşarak kırıldı. Olay bundan ibaret. Harika. Teşekkürler. Ve içeride de ne olduğunu görüyorsun. Gökhan dikkat et şuraya tam yansıma. Neden tam yansıma yaptı? Çünkü aynı ortamda. Aynı ortamda yansıma yapar ışın. Farklı ortamlarda kırılmaya uğrar. Şurada şöyle bir şey var. Şöyle geliyor. Sekiyor, bak şöyle geliyor. Aynen öyle sanki düz aynalar varmış gibi, doğru mu? Evet evet evet. Harika. Bir de bak ne yapacağım, bir şey göstereceğim hazır, bu kadar coştuk. Look at this. Harika. Oh ne oldu? Aşağı kısım yoğun ortam, yukarı kısım az yoğun ortam. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gitmek istemeyen ışığım aynı ortamda ne yaptı biliyor musun? Yansıma. Tam yansıma yaptı. Bunu da dersin ilerleyen kısmında yani, göreceğiz. Bu da çok güzelmiş hocam. Şuradan bir ışık kırılıyor bakın, şuradan. Evet. O ne? O da burada yansıma. Çünkü her an yansıma ve kırılma, yani kırılmanın olduğu her yerde yansıma da olur. Evet. Çünkü bir yüzeye temas ediyor. Bak görüyor musun şunu? Şurada tam şu. anlamıyla bir şey var. Yani bir ışık görüyorum. Yani kırılma var ama aynı zamanda aynı ortamda yansıma da var. Mesela bak şurada da var bak. Dikkat et. Evet evet. evet. Görüyor musun? Tamam, var, bak. O suyun tamam. içinden geleni. Şuraya bak. Şu kısmı. Şurada iki tane var evet. Baksana da hocam, tavanda tabii iki tane şey evet, var. Evet, aynen. Biri yansıyan, biri de içerideki Kırılarak. kırılan evet. evet. ışığın ya, dışarıya çıkışı. Ya Durun, bunu size göstermem lazım arkadaşlar. Şöyle. oba. Gözüküyor, gözüküyor. mu? Ya ne yaptın, suyumu oynattın. Tamam olsun, iki tane daha gözüküyor şu anda. Peki, nice. Let's go back to ders. Şimdi sevgili arkadaşım, buraya ne demişiz? Birazcık şu şekilleri iyice analiz etmek istiyorum. Ayırıcı yüzeyimiz var. Çünkü şu yukarısı farklı bir ortam, aşağısı farklı bir ortam. Normalde şayet aynı ortam olsalardı bu ikisi, ışığım zaten doğrusal ilerleyip şöyle gitmesini bekliyordum değil mi? Dümdüz bir doğru boyunca ilerlemeliydi. Fakat burada ne oldu biliyor musun? Gitmesi gerekenden yolunu saptırdı. İşte biz buna kırılma diyoruz. Peki neden bu tarafa doğru saptı hocam dersen? İlk önce şöyle bir analiz edelim. Yani yansıma ve kırılmayı bir anlamaya çalışalım. Yansıma için sadece şu ortam lazımdı bize. I ile geldi. Normalimizi çizdik değil mi? Yüzey normalimizi. Hemen şöyle çizelim. Şöyle de i ile gitmişti. Biz buna gelen, buna da yansıyan demiştik. Bu aynı ortam için geçerliydi. Ve hala yansıma gerçekleşiyor burada tamam mı? O yüzden siz de yeşil ışığın aslında yansıdığını falan görebiliyorsunuz. Çünkü yansıma aynı ortamda her zaman var olan bir şey. ışık varsa tüm yüzeylerden yansıyor dedik zaten seninle. Fakat farklı bir ortama girerken şayet bu girdiği ortam daha yoğun bir ortamsa gitmesi gereken yoldan ne yapıyor biliyor musun? Normale yaklaşarak kırılıyor. Yani hocam ben şimdi bir tekrar edeyim. Işığım şayet dümdüz ilerleseydi şu noktalı yerden gidecekti. Şimdi ben buraya bir normal çizdim ve ne yaptı? Eğer ki yoğun bir ortama girdiyse gitmesi gerektiği yoldan saptı, kırıldı ve normale yaklaştı. Demek ki hocam o zaman ben ne derim? N2 daha büyükmüş N1'den derim. Yani ışık yoğun bir ortama girdiğinde normalimize, yüzey normalimize yaklaşarak kırılır diyeceğiz seninle. Hikaye sadece bundan ibaret. Daha yeni de ne yaptım ben? Lazerimi şöyle gönderdim. Şöyle mor olarak çizeyim. Lazerimi böyle gönderdim. Tamam mı? Burası havaydı. Burası da suydu. Su daha yoğun bir ortam. Normalde şöyle gitmeliydi. Fakat ne yaptı? Normale yaklaşarak kırıldı sevgili arkadaşım çünkü daha yoğun bir ortama girdi. İşte bu sefer kırılma kısmına geçtiğimizde yani diğer ortama geçtiğimizde normalle yaptığımız açıya seninle r diye tanımlama yapacağız ve bunu da ne diye tanımlayacağız sevgili arkadaşım? Kırılma açısı diye tanımlayacağız. Neydi yansıma'nın kanunu? Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşitti. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü hocam başka bir ortama girdiği için açısı değişecek. Yani aynı doğrultuda gitmiyor. Ona dikkat etmeni istiyorum. Bizim için yine gelen ışın, normal ışın ve kırılan ışın aynı düzlemde. Yani X, Y düzleminden bahsediyoruz. Bir üçüncü boyut söz konusu değil. Saydam iki ortam için gelme açısının sinüsleriyle alakalı elimizde bir denklem var. Ve 1600'lü yılların sonunda Sinal diye bir arkadaşımız bize bunu tanımlamış oluyor. Ne demek istiyoruz? Hemen bir bakalım şurayı küçültü Yukarıda Dikkat edersen M1 vardı ve gelme açısı iyiydi, sinüs i Eşittir, bunların çarpımı eşittir. ikinci ortam ve kırılma açısının sinüsü. Sinel bir matematik çıkarttı, ışınları yolladı, açılarını hesapladı. Dedi ki bunlardan acaba bir değer üretebilir miyim? Buradan ürettiği değer şu oldu. Benim kırıcılık indisimle gelme açımın, çarpımı gittiğim ortamın kırıcılık indisiyle oradaki açımın sinüsünün çarpımına eşittir dedi. E tabii ki de sen bir de neyi öğrenmiştin daha yeni? Daha yoğun bir ortama girdiğinde ne oluyordu? Yavaşlıyordu. O zaman hocam ne yaparım? Eğer ki şöyle baktığında n2 çarpı sin r, n1 çarpı sin i ise benim için şu kısımda L ile V'nin çarpımı da birbirinin tersi olacaktı. Çünkü bir ters orantı söz konusu. O zaman ne yaptı? V1 bölü V2, N2 bölü n 1 e eşit oldu. Yani aslında buradan çıkarttı. N1 çarpı V1, N2 çarpı V2 hikayesini bize rasyonel olarak tanımladı. Ben oturup da bunu ezberlemiyorum. Sadece sinüs değerlerinin ilişkisini biliyorum. Aynı zamanda da daha yoğun bir ortama girdiğinde daha yavaş gideceğini biliyorum ışığımın. Ama daha yeni ki akvaryumda da gösterdiğim gibi eğer ki ortada bir açı yoksa yani dik gönderiyorsan normalde ne oluyordu yansımada hatırlat bana. Hocam normalden geliyorsa kendi üzerinden geri gidiyordu. Hatta bunu küresel aynalarda merkezden geliyorsa kendi üzerinden geri gidiyor demiştik. Çünkü merkez de bizim için bir normaldi hatırlarsan. Dolayısıyla sevgili arkadaşım eğer ki bu iki farklı ortamdan ışık dik bir şekilde geçerse Herhangi bir kırılma olmuyor çünkü sinüs 91 demek. Dolayısıyla ikisinde de herhangi bir açı söz konusu olmuyor bizim için. Fakat burada kırılma olmamasına rağmen hocam eğer ki daha yoğun bir ortama girdiyse hızı kesinlikle değişecek. Eğer yoğun ortama girdiyse hızı azalacak, az yoğun ortama gittiyse hızı artacak demenizi istiyoruz. Ama bir dik gelmede herhangi bir kırılma söz konusu değildir. Dolayısıyla bak şurası çok önemli bizim için. Işığın bu iki ortamdaki hızları bilinmeden ortamların kırıcılık indisleriyle alakalı bir ilişki kuramıyoruz. Yani N1 eşittir. Hatta şöyle diyeyim. NK eşittir. NL mi? Bilmiyoruz. NK büyük mü? NL mi? Bilmiyoruz. NL büyük mü? NK mı? Bilmiyoruz sevgili arkadaşım. Çünkü dik bir şekilde geçmiş. Sadece hızlarını bilirsek seninle kırıcılık indislerini kıyaslayabiliriz. Bir ışığın ayırıcı yüzeye dik gelmedi yani açıyla geldiği bir durumda doğrultu değişmiyorsa diğer ortama geçerken aynı doğrultuda ilerliyorsa e hocam o zaman doğrusal bir şekilde gidiyor demek ki bu durumda n ve n birbirlerine eşittir yani bu iki ortam aynı ortammış ki doğrultusunu hiç bozmadan ilerlemiş dedik. Yani bak dikkat et yine ortamda bir geometri söz konusu. O da işlem yapmaksızın düz bir doğru bir şekilde mi gitmiş, yamulmuş mu, bükülmüş mü bunlara bakıyoruz. Farklı ortama girdiğinde seninle kırılmanın gerçekleştiğinden bahsediyoruz. Hikaye sadece Bundan ibaret. Şimdi şurada bir notumuz var. Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama gönderilen ışık ışınları çok kırıcı ortama her açı değerinde geçer. Yani şunu demek istiyoruz. En azdan en çoka her türlü her açıda geçme gerçekleşiyormuş. Fakat eğer ki en çoktan yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken her zaman geçemiyorsun. Ben bunu zengin ve fakir olarak ilişkilendiriyorum. Daha net akılda kalıyor. Çünkü normale yaklaşarak kırılır, normalden uzaklaşarak kırılır falan çok ezber geliyor. Onu sana şu tam yansıma kısmında bahsedeceğim. Ama şurayı bir devam edelim. Daha net görmeni istiyorum. Biliyorsun ki aynalarda yani yansımalarda ışık tersinir bir özelliğe sahiptir demiştik. Yani eğer ki asal eksene paralel geliyorsan, odaktan gidiyorsan şayet odaktan gelen de asal eksene paralel gidiyordu. Bir buçuk gelen 3 eften gidiyorsa 3 eften gelen de bir buçuk gidiyordu. Yani iki taraflı da yapabiliyorduk. Biz buna tersinir özellik demiştik. Kırılmada da ışık aynı ışık olduğu için aynı durum geçerli. Yani gelen K ortamından gelen bir ışının var. Hemen şuraya bir yüzey normali çizdin. Ne yapmış oldu? Aslında şöyle gitmesi gerekenken buraya yanaşmış oldu. Hemen şunu diyebilirim. L ortamı kesinlikle K ortamına göre daha yoğun bir ortamdır. Çünkü normale yaklaşmış. O yüzden de bak ne diyorum ben buraya? Zengin diyorum. Buraya da fakir diyorum. Sözüm kesinlikle meclisten dışarı. Kız Hatun olarak tanımlıyorum ışığı ve diyorum ki Hatun zengini gördü ne yaptı? Şöyle gitmesi gerekirken zengine yanaştı diyorum. Burası bizim için önemli. Şimdi eğer ki zenginden fakire gidiyorsa Normalde şöyle gitmeliydi değil mi? Bak normalini çizdin. Eğer ki doğrusal bir şekilde ilerlese böyle olacaktı. Zenginden fakire gitti. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gitti. Bu sefer ne yapacak? Fakirden uzaklaşacak. Gitmesi gerektiği yoldan normalden uzaklaşarak kırılacak. Fakat dikkat et açı değerlerinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü aynı açıyla girdi, aynı açıyla gitti. Bizim için zaten ve zaten şurası önemli. Buraya x de, buraya da gel y de yani n k ile sinüs x değerim n l ile sinüs y değerime eşit olmak zorunda. E burası da y burası da x bizim için önem arz eden kısım normalle yaptığımız açılar. Hocam sen eğer ki benim ortamlarımı değiştirmiyorsan ve herhangi bir açımı da değiştirmiyorsan diğer açımda aynı kalmak zorundadır diyorsun. Ve buradan da eğer ki gelen ışının nasıl kırıldığını biliyorsan başka bir ortamdan tam ters ortamdan geçirirken de aynı açıyla devam ettiğini bilmen istiyoruz. Şimdi arkadaşım ışığın kırılması ile ilgili özellikleri aslında seninle bir önceki şekilde de konuştuk. Gelen ışının var az yoğundan çok yoğuna geçiyor. Ne diyorsun hocam? Normalde ışığın böyle gitmeliydi. Fakat ne yapmış? Buraya yaklaşmış. Yani normale yaklaşarak kırılmış. O zaman kesinlikle çok yoğun ortama geçti. E çok yoğun ortama geçtiğinde hızlarını kıyaslamaya kalktığında daha yoğun bir ortamda düşün daha kalabalık bir ortamdasın tamam mı? Kalabalık bir ortamda ilerlemen zor olacaktır. O zaman hocam V2 kesinlikle b birden daha küçüktür demeni istiyoruz. Bu bizim için önemli. Zaten daha yeni de bunları konuştuk. Şimdi gelelim seninle şu az önce bahsettiğim muhabbetten buradaki yazıları okumaktansa ne yapacağım? Şuradan yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışığı göndereceğim farklı açılarda. Ne demiştik daha yeni? Arkadaşım eğer ki az yoğundan çok yoğuna gönderiyorsan her türlü ışık gidiyor. Çünkü orada ne var? Zenginlik var. Tamam mı? Böyle tut aklında. Fakat çok yoğundan az yoğuna giderken Işık bazen gitmek istemiyor. Diyor ki karşı taraf çok fakir. Ne yapalım şimdi dik geldi. Dik geldiği için hocam bir nolu yolculukta herhangi bir kırılma olmaz. Ama az yoğun ortama geçtiği için V1 ve V2'yi kıyaslaman gerekirse kesinlikle V1 daha büyüktür. V2'den. Yani ışık az yoğun ortama geç, geçtiğinde daha da hızlanmıştır demen istiyoruz. Bu bir. Geldin ikiye. Şimdi ne oldu? Normalde şöyle gitmeliydi eğer ki ortamlar aynı yoğunlukta olsaydı yani aynı ortam olsaydı o zaman ne yapıyorsun hop şuraya bir normalini çiziyorsun. E, az yoğun ortama gitti yani fakire gitti hocam o zaman gitmesi gerektiği yerden normalden bak bu bizim normalimiz normalden uzaklaşarak kırıldı. Şimdi biraz daha geniş açıyla yolladım tamam mı dikkat et. Teta açısına biz seninle ne diyeceğiz biliyor musun? Sınır açısı diyeceğiz. Belli sınırı var zenginden fakire giderken. Yani diyor ki benim de bir sınırım var. Yani her ortama da girmem diyor. Bir fakirlik sınırı belirtiyor. O zaman ne yapıyor? Bak zaten burada dik geçti. Ne yaptı? Yanaştı. Yani normalden uzaklaşarak ortam, ayırıcı ortam yüzeyine yanaştı. Sınır açısı tam o iki ortamın arasından götürüyor. Yani bak burada bir değer yazarsak, sinel yasasını yazmaya kalkarsak en y ortamı sinüs teta eşittir. En x ortamı sinüs 90 oluyor değil mi? Normalde yaptığım açı ne olmuş oldu? 90 derece olmuş oldu. E bu da 1 demek zaten. Demek ki bizim için şöyle iki ortamın tam arasından gidecek. Biz buna yüzeyi yalayarak ilerliyor diyoruz. Tamam. Eğer ki hocam bu sınır açısının önemi ne? Sınır açısından daha büyük bir açıyla yolarsan. Mesela bu 30 sen buraya 45 ile yolladın. Diyor ki ya benim sınırım karşı tarafla muhatap olma sınırım 30. Sen beni 32 ile dahi yollasan ben artık oraya gitmem. Ne yaparım? Artık aynı ortamda kaldım. Kırılma yok. Aynı ortamda ne vardı arkadaşlar? Yansıma vardı hocam. O zaman 45 ile geldiyse 45 dereceyle de yansır dedin. Yani tam yansıma gerçekleşmiş oldu. Demek ki ben zengin ortamdan fakir ortama giderken benim bir sınır değerim var. O sınırdan daha büyük bir açıyla gelirsem normale artık tam yansıma yapmış olurum dedik. Hikaye bu kadardı. Süper. Şimdi şu not aslında bu sinyal yasasındaki yazdığımız formülü değerlendirme notu. Diyor ki şimdi nx çarpı sin 90'dı. nx çarpı sinüs tetaydı. Nx bölü Ny oranı büyüdükçe sınır açısı da büyür. Yani senin zenginlik, fakirlik aradaki açı daha da büyürse daha büyük değerlerde karşıya geçmemeye karar veririm. E ben buradaki x, y oranımı büyütmem demek, karşı tarafta da neyi büyütmem demek? Açımı büyütmem demek. Hiç böyle yazma. nx çarpı sin 90'dı zaten. ny çarpı Sinüs teta mesela eğer ki x'im daha yoğun olursa daha zengin olursa y değerim aynı kalması suretiyle e hocam o zaman buradaki açı değerinin artması lazım. Çünkü x çok zengin oldu artık ya da y çok fakir olursa yani hocam y'yi iyice fakirleştir burası aynı kalsın yani y'nin yoğunluğunu iyice azalt. E o zaman ne olmasını bekliyorsun? Teta değerinin büyümesini bekliyorsun. Çünkü artık orası daha fakir oldu gibi yorumlamanı istiyoruz. Yani zenginlik fakirlik açısından. Nx, Ny arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı küçülür. Yani ortamların indis değerleri arasındaki fark arttıkça sınır açısı küçülür. Yani şunu demek istiyor. X'i büyütelim seninle. Y'yi de küçültelim. O zaman teta değerinin daha da büyüyerek bu çarpımı sağlamasını bekliyoruz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş ise zorlaşır. Çünkü ben iyice zenginim. Sen iyice fakirsin. Ben iyice oraya gelmek istemiyorum demek istiyoruz aslında. Hikaye bundan ibaret. Oturup da ezber yapıp ya sınır açısını büyüttüm, ya sınır açısını küçülttümden ziyade en yani kırıcılık indisiyle açı değerlerini çarpman gerektiğini bil ve buradan ters orantımı, doğru orantımı bunu yap. Zaten sorularla Seninle bol bol bunu yapacağız. Şimdi bir gösterimim var. Ona geçmeden evvel şu nota da bir değinmek istiyorum. Görünür ışık spektrumunda kırmızı en az kırılan ışınken mor en çok kırılan ışındır. Bunu aslında bence Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının en sancılı kısımlarından bir tanesi burası. Çünkü eski yaptığım anlatımlarda ben zaten optik dalgalardan önce işlemiştim. Ve orada aslında size ışığın nasıl bir elektromanyetik dalga olduğundan bahsediyorum. Aynı zamanda da biz şimdi kırılmayı anlatıyoruz ama size renklerden hiç bahsetmiyoruz. Optiğin en son kısmında renklerden bahsediyoruz. Halbuki kırılmada ışığın nasıl renklerine kırıldığını, renklerine ayrıldığını söylemem lazım ki bir sonraki dersimiz merceği anlayabilesin. Fakat MEP kitabını incelediğimde, MEP müfredatına baktığımda kesinlikle Kesinlikle burada böyle bir ezbere bilgi verdirtiyor. Ondan sonra sana renkleri anlattırıyor. O yüzden tam oturmayan arkadaşlar için önceki anlatımlarımıza bakabilirsiniz. Dediğim gibi MEP müfredatına ve MEP kitaplarına birebir ilerlemek istediğim için bu durum söz konusu. Ama ilerleyen baskılarda sizden de gelen eleştiri ve önerilerle bu kısmı benim olması gerektiğini düşündüğüm doğrultuda evriltebiliriz. Ben sadece MEP'in dışına çıkmak istemedim. İlk kitabım olduğu için sevgili arkadaşlar. Burada biz şöyle konuşuyoruz. Hani gökkuşağı renklerini biliyoruz ya kutu sayamam diye ezberliyoruz. işte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak. Kırmızı bizim için en az kırılan ışın. Mor ise en çok kırılan ışın. Bundan dolayı da sınır açısı kırılan ışığın rengine bağlı oluyor sevgili arkadaşlar. Yani her renge ait bir sınır açımız var. Hatta her rengin kendi kırıcılık indisi var gibi de yorumluyoruz. Mor ışığın sınır açısı kırmızı ışığınkinden küçüktür diyoruz. Hemen baktığımızda en büyük sınır açısı kırmızı ışığa aitmiş, en küçük sınır açısı da mor ışığa aitmiş. Bunu prizmaları işlerken de seninle konuşmak istiyorum sevgili arkadaşım. Fakat buraya gelmeden, diğer tarafa geçmeden bir şu tam yansıma muhabbetini sana göstermek istiyorum. Dikkat et şimdi bir su ve lazerim var. Aynı da benim lazer gibi dikkat edersen. Şimdi sevgili arkadaşım suyun içinde lazer tutuyoruz ve su dışarı akarken lazerin yani ışığımın bu su ortamından dışarıya çıkıp çıkmadığını gözlemlemek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sınır açısı çok yoğundan az yoğuna geçerken mevcut. Eğer ki sınır açısından büyük bir değerle gelirsen ne yapıyordun? Tam yansıma yapıyordun. Doğru mu? Şimdi dikkat et. Bak ne yapalım seninle? Şu lazeri oynatalım içeride suyun içerisinde tam yansıma yaptığını görüyorsun. Yani dışarıya çıkıp da kırılmak yerine yani fakir ortama, yani az yoğun ortama gitmek yerine açıdan kaynaklı olarak ne olduğunu görüyorsun. Suyun içinde tam yansıma yaptığını görüyorsun. Bak şöyle dümdüz geldiğinde zaten herhangi bir kırılma olmuyor ama tam şu yeşil noktaya temas ettiğinde hala sınır açısından büyük bir değerde olduğu için ne olduğunu görüyorsun. Tam yansıma olduğunu görüyorsun. Şu birinci noktaya bakalım. Hemen sol tarafa baktığında bize neyi söylüyor? Aslında dik geldiği için herhangi bir kırılma olmadığını söylüyor. İkinci nokta bizim için şurası ve tam yansıma yaptığını söylüyor. Yani demek ki sınır açısından büyük. Bir de üçüncü noktaya bakalım. Yani şu yeşil kısma Yine orada tam yansıma yaptığını görüyorsun. Şimdi ne yapayım biliyor musun? Şöyle açıyı değiştireyim. İlk önce 1'e bakıyorum. 1'de nasıl olmuş? Havadan su ortamına girdiği için normale yaklaşarak kırılmış. Yani beta açısı ayf açısından daha küçük bir değerdi. İkinci noktaya bakıyorum tam yansıma. Üçüncü noktaya bakalım tam yansıma. Yani her zaman sınır açısından daha büyük olduğu için ne olduğunu gördük. Suyun dışına, havaya yani daha az yoğun bir ortama çıkmadığını görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi seninle Madem bu kadar kırıcılık hindisinden bahsettik, az yoğun ortam, çok yoğun ortam muhabbetini konuştuk. Hemen bir gösterim yaparak kırıcılık hindisinden birazcık daha bahsedip artık bu mevzuyu kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar elimde bir adet bardağım, beherglasım glasım ve yağım var. Bardağımı beher glasımın içine yerleştiriyorum. Ve diyorum ki ya yağ var, hava ortamı var, camlar var. Şöyle kırıcılık indislerini iyice gözlemlemek istiyorum. Ve yağımı beher glasımın içindeki bardağa boşaltıyorum. İzle. Şöyle biraz daha ortaya çekeyim. Dikkat et. Yağ ile dolduruyorum. Bir kere su bardağımın o kıvrımlarının gittiğini gözlemleyebiliyorum ben. İzle. Yağ az gelmez inşallah. <tık> <tık> Ve bardak yok oldu. I'm such a magician. Şimdi bu nasıl oldu sevgili arkadaşlar? Aslında yayla bardağımın kırılma indisleri, kırıcılık indisleri neredeyse birbirlerine çok yakın olduğu için karşıdan baktığımda ışığımın kırıldığını gözlemlemiyorum. Yani ışığım doğrusal bir şekilde ilerliyormuş gibi içindeki bardağı görmüyorum. Fakat üst kameradan ya da yukarıdan baktığımda ne oluyor? Aslında yukarıdan dik bir şekilde gönderdiğim için bir kırılma gerçekleşmiyor. Fakat bardakla yağın farkını gözlemleyebiliyorum. Ama yandan baktığımda kırıcılık indislerin aynı olmasından dolayı neredeyse bardağımı yok ettim. Hatta aynı beherglas olsaydı belki tamamen sıfırlanırdı. Size şöyle iyice gösterebilmek istiyorum. Bakınız. Yok. Ve şuradan. Gözüküyor mu abla? Bardağın olmadığı. Yani görebiliyor musun orada? Yani kırıcılık indisi birbirine yakın maddeler ışığı aynı şekilde ilerlettiğinden ne olmuş oldu? İçerisindeki bardağı göremedik. Çünkü yağ varmış gibi görüyoruz. Çünkü bu ikisinin de kırıcılık indisleri birbirine aşırı yakın. Dolayısıyla ışığın ilerlemesinde veya kırılmasında böyle bir ciddi değişiklik yapmıyor. Harikaydı. Kırıcılık indisiyle bir bardağı yok edebilirsiniz. Evet arkadaşım şimdi seninle ne yapalım? Paralel yüz ortamlardaki kırılmaya bakalım. Tamamen geometri eşit yaklaşacak mı uzaklaşacak mı bunlardan bahsedeceğiz. Fakat paralel yüz ortamlarda bir değişikliğimiz söz konusu. Burada paralel yüz ortamlardan bahsedebilmen için bak girişin hava, ortası farklı bir madde, çıkışın yine hava. Yani şöyle kıyasladığımızda n1, n2 ve n3 dediğimizde n1 ile n3'ün birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve paralel ortamlarda ışık giriyor, yoğun ortama girdiyse kırılıyor. Çıkarken girdiği doğrultuya paralel bir şekilde çıkıyor. O yüzden de biz buna paralel kayma diyoruz. Birazcık bahsedelim şimdi ne oluyor bu düzenekte. Bunların hepsini birer örnek veya bir soruymuş gibi düşünebilirsin. Dikkat et ışığım Normalde şöyle gitmeliydi değil mi? Eğer ki hepsi hava ortamı olsaydı. Fakat cama geldiğinde gitmesi gerektiği yerden yüzey normaline yaklaşarak kırıldı. Şimdi bu andan itibaren kırılmış, çizmişler. E burada bir Z kuralı görüyorum dikkat edersen. Açıyı buraya taşıyorum. E o zaman buraya geldiğimde aynı yerden normalde şöyle gitmeliydi değil mi? Fakat ne yaptı? Hava ortamına çıktı. Yani fakire çıktı. O zaman uzaklaştı. Nereden uzaklaştı? Yüzey normalinden uzaklaştı. Yani hocam ben şöyle mi yapacağım? Bir, ışığın doğrusal ilerleseydi nasıl çizecektim? Onu çizeceğim. Sonra zengine mi gitti, fakire mi gitti ona göre kıracağım. Ve buradan bir de normali çizmeliyim ki normale yaklaştırarak mı kıracağım, normalden uzaklaştırarak mı kıracağım? Evet, hikaye bu. Fakat burada sana matematiğini göstermek istiyorum. Bak, en hava çarpı sinüs teta değil mi şurası gelme açım. Ne eşit olmak zorunda? En cam çarpı sinüs alfa. Şimdi çıkarken yazalım. En cam çarpı sinüs alfa eşit olmak zorunda. En hava çarpı sinüs bilmem ne. Ama bilmiyorum. E bir bakıyorum. Kardeşim burası nc sinüs teta. Zaten burasına eşit. E o zaman burası da hop buraya eşit olmalı. Demek ki aynı açı değeriyle çıkacak. E aynı açı değeriyle çıktığında bir paralel kayma gerçekleşecek. Bu paralel kayma nelere bağlıdır? Bir bunu konuşalım. Şayet camın kalınlığını artırırsan, yani şurayı bir silelim. Bak burayı fotoğrafla tamam mı? Yani ya kitabına not al. Çünkü ben silerek kullanacağım. Şimdi onu yaptıysan eğer durdurup videoyu bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Camın kalınlığı artarsa sizce bu X kısmı yani paralel kayma kısmı nasıl değişir? Hocam hemen camı uzat. Ne yapalım? camı şu kadar uzatmış olalım. O zaman bir kere şurası şöyle devam edecek. Hop normalini çiz. Aynı açıyı yap. Ne oldu? X değerin arttı. Camın kalınlığı artarsa paralel kaymam artar. Gelme açısı artarsa hemen gelme açısını artıralım. Yani diyor ki sevgili arkadaşım şöyle olursa. Şimdi sen neyi biliyorsun? Hocam en hava çarpı sinüs teta değerin arttı encam çarpı sinüs alfaydı. E bu değişmedi. Bu değişmedi. Bu arttıysa o zaman a açının da artmasını bekliyorsun değil mi? A değerini artırırsak sevgili arkadaşım şöyle bir şey olur. Doğru mu? Aynen. Sinüs değerin arttığı için buradaki sinüs değerini de artar. ve o zaman bir kere x'inin azalması lazım. Yanlış oldu açın azalırsa x değerin artar. Çünkü dikkat et bak sinüs teta'yı azaltırsan bunlar aynı sinüs alfanın azalması lazım. Yani şöyle olması lazım. Ve x'in artar. Evet burada bir hata olmuş. Bunu ben dersten sonra da bir kontrol edeyim. Eğer ki ben şu an hata yapmıyorsam Zaten düzeltme olarak gönderirim diğer baskı için. Ortamların kırıcılık indisleri artarsa İndisleri arasındaki fark artarsa, yani ben şöyle diyeyim, camdan daha yoğun bir madde olursa ne olur? Açın azalır, değil mi? Çünkü daha çok kırılır, daha çok ona yanaşmak istersin. Dolayısıyla kırılman, yani paralel kayman. Artmış olur dedik. Yani bu sana ezberlemen gereken bir şey değil. Dikkat edersen zaman sadece zengin bir ortama mı girdi, fakir bir ortama mı girdi, yanaştı mı, uzaklaştı mı bunları konuşuyorum. Zaten aslında bu kırılma muhabbetini seninle su dalgalarında konuşmuştuk. Az derin ortamdan çok derin ortama geçişte işte ne oluyordu daha hızlı gidiyordu, daha yavaş gidiyordu muhabbeti yapıyorduk. Dalgam geride kalıyordu, dalgam öne gitti muhabbeti yapıyorduk. Buradaki de tam olarak onunla aynı bir lütfen soruymuş gibi düşünme. Yapman gereken tek bir şey var. Şu açıları yazıp yaklaştı mı uzaklaştı mı? Hemen bakalım. Yine bir örnek gibi düşünmeni istiyorum. Gelmiş x, y, z ortamları. Yani paralel kayma yok artık dikkat edersen. Paralel kayma olması için buranın da x değeri olması lazımdı ki aynı ortama çıkabilsin diye. Şimdi sevgili arkadaşım burada seninle yapmak istediğim burası teta olsun. Şuraya da gelip b diyeyim tamam mı? En x'ten geldi, sinüs teta ile geldi. En y'ye gitti, sinüs beta oldu. Buradan bir z kuralı çizeceğiz çünkü hem de zaten normalin var. Buraya da beta dedim. En y'ye sinüs beta ile gelip en z'den de sınır açısıyla gitmiş sinüs 90'mış. Şimdi sevgili arkadaşım buradan sana diyecek ki x'ten z'ye gitseydin ne oldu diyecek. Sen diyeceksin ki ya hocam şuradaki değerin en çarpı sinüs beta'ya eşit. Şu değerinde n çarpı yine sinüs beta ya eşit. Yani dolayısıyla bununla bu aynı. Yani denklemi düzeltirsen bunları sadeleştirip n çarpı sinüs teta n çarpı sinüs 90. Yani hocam eğer ki ortamlar paralelse ortadaki ortam hiç yokmuş gibi bakıp x'ten z'ye gönderdiğimde tam olarak teta ile gelir ve buradan da yüzeyden Gider demen istiyoruz. Mesela deseydi ki ben buradan neyi anlayabiliyorum? Hocam bu teta var ya aslında sizin sınır açınızmış. Teta mesela 30 olsun sen beni deseydi ki soru x'den y'ye 45 de gönderiyorum. x'den z'ye 45 de gönderiyorum. Sen de derdin ki hocam x'im 30'du. Yani 30 benim sınır açımdı. Sınır açımda yüzeyi yalayarak gidiyordum. Yani iki yüzeyin ortasından gidiyordum. Eğer ki sen beni 45 de gönderirsen ne yaparım hocam? tam yansıma yaparım. Hiç geçmem. Yani şu ortamdan sen beni tetadan daha büyük bir değerle gönderirsen buna 30 buna da 45 dersem X'ten Z'ye geçişte tam yansıma yaparım. Çünkü artık sınır açımdan büyük bir değerle geldim. Çünkü ben çok yoğun ortamdan az yoğun ortama belli değerlerde gidebiliyorum. Eğer ki o değeri geçtiyse artık hiç gitmiyorum. Çünkü orası artık benim için çok fakir diyorum ve soruyu Bitirmiş oluyorum sevgili arkadaşım. Güzel bir nottu. İki nottu sanki örnekmiş gibi düşündün. Şimdi gelelim seninle şu örneğimizi de soru cinsinden cevaplamaya. Sonrasında da zaten neredeyse bitirdik. Dayan. Yani farklı ortamlarda ışığın nasıl hareket ettiğini seninle konuşmuş olduk. Şimdi örneğimiz ne demiş? X ışınının paralel y z ortamlarında izlediği yolu vermiş kırılma mühendislerini sırala demiş. Şimdi ben Y ve X arasında bir ilişki kurmak istediğimde ne diyeceğim? Ya Y zenginmiş X'e göre ki hiç X'e gitmemiş. O zaman en niye büyüktür? En X dedim. Şimdi buraya geldiğimde bakıyorum sevgili arkadaşım. Normal. Çiziyorum gitmek istediği yolu ve normalden uzaklaşarak kırılmış. Yani diyorum Y ve Z'yi kıyasladığımda da kesinlikle yine Y büyüktür Z olmalı ki değil mi? Ne yapmış olsun? Z fakir olduğu için oradan kaçmış, uzaklaşmış olsun. Şimdi en yeğenin en büyük olduğuna iknayım. Zaten gitti. iki tane kaldı. Peki hocam X ve Z'yi nasıl kıyaslayacağım? Tabii ki de yine geometriden yararlanacağım. Geometriden yararlanacağım deyince de açıdan yararlanacağım. Dikkat et. Şimdi şurası α olsun, burası α olsun. E o zaman burası da α oldu. Yani sevgili arkadaşım? Ben diyelim ki bu α değerim 30 olsun. 30'la x'e hiç gitmemişim. Tam yansıma yapmışım. Tamam mı? yani sınır açımdan büyük bir değer olmuş. Fakat z'ye gitmişim. Gelmişim ve z'den uzaklaşmışım. Ha demek ki hocam x o kadar fakirmiş ki z ile kıyaslandığında benim için aynı değerlerde x'ten tam arkamı dönüp kaçmışım. Fakat z'ye ulaşmışım. O zaman x kesinlikle z'den daha fakirdir deyip yani en az yoğun olan ortamın x olduğunu söyleyip soruyu bitirdim. Bak bu kadar basit hiçbir işlem yapmaksızın halledebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşım kırılma dediğimiz durum ışığın başka bir ortama girdiğinde yani havadan suya veya havadan cama girdiğinde gerçekleşiyor. Şimdi bu bizim için önemli neden biliyorsun? Günlük hayatta neredeyse hepimiz bir gözlük kullanıyoruz, bir cam kullanıyoruz değil mi? Ya da işte ne bileyim pencere camından güneş ışını içeri giriyor. Doğru mu? Ve bundan sonraki konumuzda da seninle mercekleri işleyeceğimiz için biraz da ışığın küresel ortamlarda kırılmasını konuşacağız. Çünkü sen artık küresel aynalardan merkezin, odağın ne demek olduğunu biliyorsun. Merkezin normal olduğunu biliyorsun. Biraz da burada kırılmayla olan ilişkisine bakacağız. Hemen bir bakalım. Bak zaten ilk cümlem ne diyor? Küresel yüzeylerde merkezden geçen bütün doğrular küre yüzeyine dik ve yüzey normalidir. Yani bunu bilmemiz lazım ki seninle kürede hareketimizi daha net bir şekilde tanımlayabilelim. Şimdi bu durumda hava, cam. Artık camın daha yoğun olduğunu biliyorum havaya göre. Bak merkezinden geldiği için aslında dik bir gelme söz konusu. Herhangi bir şekilde kırılma olmadı. Ya da şöyle yolladığım herhangi bir şekilde kırılma olmadı. Sanki sanki en birden en ikiye şöyle yollamışsın gibi. Anlaştık mı? Bu bizim için önemliydi. Fakat ve fakat. Eğer ki sen şöyle yolladın beni. Tamam gelen ışın bu. Yüzey normalini nereden çizdim? Merkezden çizdim. Normalde şöyle gitmeliydim. Fakat zengin bir ortama girdim. Zengin ortama girdiğim için kırıldım. Böyle devam ettim. Aynı ortamda aynı şekilde ilerledim. Normalde de şöyle gitmem lazımdı. Diğer tarafta cam olsaydı şair. Aman ne yaptın? Artık çıktığın o yere de bir yüzey normali çizdin. Nereden çizdin? Merkezden çizdin. Hocam artık havaya çıktın. Havada fakir. E gitmesi gerektiği yoldan ne yapacak? Normalden uzaklaşarak kırılacak dedin. Ve kırdın, yolladın. Umarım burada ne demek istediğimi anladın. Yani bir gitmem gerektiği yolu çiziyorum. Normalimi çiziyorum. Zengin mi, fakir mi, yaklaşacağım mı, uzaklaşacağım bunu belirtiyorum. Hocam ben buradaki A değerini bilmem etmem. Tabii ki de bilmeyeceksin. Sadece sana mesela şöyle verilecek. Aşağıdakilerden hangisi gibi gidebilir? Hangisi gibi ilerleyebilir? Senden istediğimiz yaklaşıp uzaklaştığını konuşman başka hiçbir şey değil. Şimdi bakalım sevgili arkadaşım. Hemen şunu yorumlamış olalım tamam mı? Bu sefer yarım bir küresel durumumuz söz konusu. Şimdi geldi. Normalde şöyle gitmeliydi. Yüzey normalini nereden çizdin? Tabii ki de küremin merkezinden çizdin. Cama geldin. Yani zengine geldin. O yüzden de gitmen gereken yoldan ne yaptın? Normale yaklaşarak kırıldın. Sonra tekrar bak bir yüzeye geldin. Burası artık dik olarak çizdiğim bir yüzey değil mi? Çünkü düz bir yüzeyden bahsediyorsun. Küresel bir yüzey değil. Normalini çizdin. Dedin ki hocam şöyle gitmeliydi. Fakat fakire çıktı. Normalden uzaklaşarak kırdım dedin. Süper. Eğer ki şöyle gelirse, yani merkezi hedefleyerek gelirse dik geldi. Hocam o yüzden kırılma olmadı. Buraya geldi. Burası normalim. Teta olarak verdi. Tabii ki de burada sana soruda şunu söylemesi lazım. Teta camdan havaya geçerkenki sınır açım. E hocam o zaman ben teta ile yani sınır açısıyla geldiysem iki yüzeyin tam ortasından ilerliyordum. Ayırıcı yüzeyin üzerinden ilerliyordum dedi. Şimdi dikkat et. Burada da demiş ki beta da teta'dan büyüktür. Yani sınır açısından daha büyük bir değerle geldi. Dikkat. Dik geldin. Değil mi? Çünkü merkezi hedefledin. E beta olarak geldin. Yani sınır açısından daha büyük. Sınır açısıyla geldiğinde tam gidiyordun. Ama artık o kadar fakir ki karşısı. Ne yaptın? Tam yansıma yaptın. Ve buradan da dik geldiğin için dik bir şekilde yoluna devam ettim. Bunların her biri birer adet kırılma örneği tamam mı? Buna dikkat et. Yani aa ben bunları ezberleyeceğim falan düşünme. Sadece birçok şekil koydum ki bu şekillerin aslında bizim için nasıl ışınların kırıldığını anlamamız için çeşitli yöntemler, pratikler olduğunu görmeni istiyorum. Pratik yaparak ilerleyebilirsin. Buradan ancak Lütfen gerçekten zor değil. Birazcık pratikle halledemeyeceğin hiçbir şey yok ve geliyor. Optik en sevilen konu. Bunu lütfen unutma. ÖSYM'nin en sevdiği yer optiktir bunu diyebilirim. Şimdi arkadaşım burada ışığın kırılması durumunda yani farklı bir ortama bakarken ben ışık farklı geliyor, hızı değişiyor, kırıcılık indisinden dolayı doğrultusu değişiyor dedik. Bir adet başlığımız var. Görünür uzaklık veya görünür derinlik diye. Mesela bir kedi hava ortamında suydaki balığa bakarken kedi balığı nasıl görecek? Hocam tabii ki de balıktan yansıyan ışınların kediye ulaşmasıyla görecek. Dolayısıyla bir çizim yapacağız. Balıktan bir çizim yaptın. Dedin ki şöyle bir ışın var. Normalde bu ışık şöyle gitmeliydi ve yüzey normalini çizdim. Fakat hava ortamına gitti. Yani fakir bir ortama geldi. O yüzden de ne yaptı? Normalden uzaklaştı. Şimdi bunu şöyle uzattığında yani kedi hava ortamındayken, su ortamındaki balığa baktığında balığı kendine daha yakınmış gibi gördü. Peki tam tersi, balık acaba havadaki kediyi, dışarıdaki kediyi nasıl görür? Kediden yansıyan ışınlarla görür hocam. O zaman kediden ışını çizdin. Dedin ki burası yüzey normali. Normalde şöyle gitmeliydi. Fakat ışın artık su ortamına girdi. Yani hocam su ortamına girdiği için ne oldu? Zengine yamaşması lazım. Zengine yamaştığında ne yaptın? Yanaştırarak kırdın. Yani şurayı çizmiş oldun. Şöyle göstereyim. Normalde şöyle gitmesi gerekirken böyle çizdin. Bunu uzattığında hı, demek ki hocam balık da kediye baktığında onu daha uzaktan yemiş gibi gördü. Demek ki biz başka ortamdaki bir cisme baktığımızda gözümüz yanılabilir. Hatta böyle bazen havuzlarda uyarı tabelası olur hani dikkat edin diye. Çünkü sen tabanı çok yakınmış gibi zannedersin. Ama aslında beklediğinden daha derindir orası. Çünkü sen su ortamına bakıyorsun. Ya da suda balığı tutmaya çalıştığında balığın olduğundan daha derinde olduğunu hissedebiliyorsun. Özellikle bunu yazın deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum. Genelde burada benim hep iki adet sorum oluyor tamam mı? Ben balığı gördüğüm yerde avlamak istiyorum suyun altında. Zıpkınla avlarsam nasıl atmalıyım? Ya da bir lazer tabancasıyla avlarsam nasıl atmalıyım? Şimdi burada zıpkın bir tanecik gibi davranacak. Doğru mu? Işık gibi değil. Ben balığı aslında olduğundan daha yakın görüyorum aynı kedi gibi. Dolayısıyla zıpkınla vururken onun aslında daha derinde olduğunu bildiğim için daha derine fırlatmalıyım. Ama bir lazer tabancam varsa ne yapmalıyım? Lazer zaten ışık. Ben de balığı ışıklar sayesinde burada görüyorum. Gördüğüm yeri hedef alarak ilerletmeliyim ki ışık da benimle, lazer tabancam da ışık gibi ilerleyeceği için beni gördüğüm yerde aslında balığı rahatlıkla vurabilir. Yani zıpkın için daha derine teklemeliyim çünkü balığı olduğundan daha yakın görüyorum. Fakat lazer tabancamla aynı ışık mantalitesinde olduğu için aynı yere hedef alarak vurmalıyım diyorum. Ben bunu hiç ezber yapmadan şöyle söylüyorum arkadaşlar. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımda, zengine baktığımda, yani suyun içindeki balığa baktığımda, zengin ortama baktığımda olduğundan daha yakınmış gibi görüyorum. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama baktığımda, yani fakir bir ortama baktığımda olduğundan daha uzaktaymış gibi görüyorum. Burası bizim için gerçekten önemliydi. Aslında seninle burada şu ilk Sorumuzu da cevaplayabiliriz. Bardağın içinde ben bakarken aslında parayı görmüyordum. Fakat suyu koymaya başladıkça parayı görmeye başlamanın sebebi nedir sevgili dostum? Hocam tabii ki de suyu koyduğun için daha yoğun bir ortamda parayı daha yakınmış gibi gördüğün için görmeye başladın diyorsun ve soruyu bitiriyorsun. Burada da aslında yine bu konunun bir formülü vardı. Tamam mı? Böyle eskiden işte şöyle en gözlemci, en gözlenen D cisim, D ger işte derinlik bilmem ne falan diye böyle çok sinir bozucu bir şey vardı. Burada da sana bunun açıklaması var. Fakat ben hiç o açıklamaya bakmadan yine hiç formülden bağımsız bir şekilde sana şunu söylüyorum. En gözlemcinin olduğu yer daha zengin olursa cisme göre o zaman bunu gördüğüne burası fakir olur. Fakir olduğu için de ne yaparım fakire bakarken onu daha uzakta görürüm. Yani görünür derinliğim D üstüm artmış olur. Eğer ki en cisimin olduğu yer daha zenginse, ben daha fakirsem onu olduğundan daha yakında görürüm. Al yakınlaşmış gibi görürüm. İşte gözlemcinin yoğunluğunu artırırsan, cismin olduğu ortamın yoğunluğunu artırırsan gibi bunlarla alakalı bir formül vardı. Formülden bağımsız olarak şunu söyleyebiliriz. Görünür uzaklık veya görünür derinlik dediğimiz durum gerçek uzaklığına yani suyun içinde olduğu gerçek konuma gözlemcinin bulunduğu ortamın kırıcılık indisiyle doğru orantılı cismin bulunduğu kırıcılık indisiyle ters orantılıdır. Yani şunu demek istiyor. En cisim D üssü, en gözlemci çarpı D. Çünkü bize diyor ki D üssü bunlarla doğru orantılı, bununla ters orantılı diyor. İstersen bunu al, bu aşağıya at. Ama ben hiç öyle yapmıyorum. Dediğim gibi ne kadar yoğun, o kadar zengin, o kadar bana daha yakınmış gibi hissediyorum. Burada önemli olan bence faktör şu. Görünür uzaklıkta. Hocam bu gözün olduğu mesafe de önemli mi? Yani 5 adım, 10 adım olan önemli mi? Tabii ki gerçek hayatta benim şuna buradan bakmamla şuradan bakmam. Yani görünür mesafeyle alakalı değil mi? Bir değişiklik yaratıyor. Ama bizim burada görünür derinlik dediğimiz şey mış gibi gördüğümüz alan. Dolayısıyla senin şurayla hiçbir alakası yok. O tabii ki de benim mesafemi artırır. 10 metreden 50 metreyi çıkartabilir. Fakat formülde yeri olan bir şey değil. Yani görünür derinliğimi etkileyen şey nelere bağlı? Benim cismimin bulunduğu ortamın yoğunluğuna, benim bulunduğum ortamın yoğunluğuna ve cismim ne kadar ayırıcı yüzeyden uzakta şu D'ye bağlı. Benim buradaki X dediğim mesafeye bağlı değil. Tabii ki de sen bunu X yerine 2X yukarıdan bakarsan Mesafe artacak ama görünür derinlik D üstün değişmeyecek. Bak anladın mı? Oraya dikkat et. Yani D üstünün değişmemesi bizim için şu X ile herhangi bir alakası söz konusu değil. O bizim adımıza önemli. Hatta geçen sene biz Z takımı öğretmenlerimizle birlikte ilk PKB denemesini çıkartmıştık ve orada ÖSYM en çok Optik seviyor diye sevgili arkadaşlar ben deli dehşet optikten soru yazdım. Yani bugüne kadar arşivlediğim soruları daha nasıl zorlaştırabilirim? ÖSYM'nin bir tık ötesine nasıl götürebilirim diye yazmıştım. Orada buna değindim. Bir tane soru vardı. Bir tane böyle kırmızı yeşil mavi boneli suyun altında Çocuklar vardı işte öğretmeni onları nasıl görür gibi sordum. Çok güzel sorular vardı. O FKB denemelerine de bir göz atabilirsiniz. İlk çıkarttığımız denemeydi. Benim ilk göz ardım çünkü tüm soruları Emek emek yıllardır biriktirdiğim arşivden, popüler bilim kitaplarından hazırladığım sorulardı. Düşünsene yani geçen sene onu çıkarttığımda aşırı heyecanlanmıştım ama o kadar bilmiyordum ki ne yapmam gerektiğini kitaba dair yani sizlere tanıtmak adına. Ki kanalda bütün öğretmenlerimizin soru çözümleri var bu denemelerin. Sonra işte yazın kitap çıkartma serüvenine girdik. Şimdi TYT Fizik kitabımız bitmek üzere. Soru bankamızın çözümleri başladı. AYT soru bankamız baskı evresinde falan. Yani inanılmaz güzel bir şekilde işlerimiz gerçekten rast gitti ve çok güzel bir ekip olarak arkada size çok iyi projeler hazırlıyoruz. Yani böyle sadece bu yılki değil ha önümüzdeki 5 yılı baz alan çok güzel projelerimiz var. Hem ortak üreteceğimiz hem bireysel olarak projelerimizi tartışabildiğimiz çok güzel bir yere geldik. Yani denemeden çıkıp yolculuk buraya nasıl geldi? Bugün nasıl kitapların baskıya girdi? Sizlerin çalışma masalarına ulaştı? Hala bana hayal gibi geliyor. İnanıyorum ki şu kampı bitirdiğimde bir şeyleri idrak etmeye başlayacağım. Hatta şimdi son iki videoya falan girdiğim için arkadan Gökhan abiniz, Zeynep ablanız falan şey diye bağırıyor. Son 5, son 4, son 5'ten itibaren resmen geri sayım yapıyoruz. Ben Bana yeter ki konuşma olsun yani hiç bitmez bitmez. Şimdi geri şu notla devam edelim. Bir adet küremiz var. Eğer ki merkezine bir ışık koyarsak, hocam artık anladım. Artık ikna oldum. Yeter dediğini duyuyorum. Neden bunların hepsi dik hocam? Merkezden geldiği için normalden geliyor. O yüzden de ışık kaynağını olduğu yerde görürüm. Ha tabii buradan veya buradan görebilmem için neler lazım? İşte şimdi Tam olarak bu soru bize bunu cevaplayacak. Yani ben merkeze koyduysam eğer onu merkezde göreceğim. Merkezde görmediğim yerlerde daha yakın veya daha uzak görebilmem için neler lazım bakalım. K noktasında bir cisim var arkadaşlar. Hava ortamından bu cisme şekildeki gibi bakan X ve Y gözlemcileri cismi nasıl görürler? Cisimler iki tane ışın çizmek istiyorum. Birincisi şu, dik geldi çünkü burası ne küresel bir yer ve merkezinden geldi. Şöyle çiziyorum, dik. Her yerden dik fark ettiysen. Ha hocam o zaman x nerede görecek? x olduğu yerde görecek. Tamam yani. Y'ye ya, ya bakalım. Buradan bir çizdin. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Böyle dik devam et. Fakat şöyle çizdiğimde hemen çiziyorum. Buraya da bir yüzey normali çiziyorum. Normalde şöyle gitmeliydi. Camdan havaya çıktı. Yani fakire çıktı. Doğru mu? Fakire çıktığı için burası benim normalim ya. Normalden uzaklaşacak. Yani şöyle kırıldı dedim. Değil mi? Bak şöyle düşün. Burası normalin. Burası gitmek istediğin yer. Normalden bu yerden uzaklaşman lazım. Tabii ki de şu tarafa gidersin. E o zaman ne olur sevgili arkadaşım? Hop K'yı burada görürsün değil mi? Uzantısını aldı. Yani demek ki Y'den bakan da olduğundan daha yakın görür hocam deyip soruyu bitirmiş olduk. Yani iki tane ışın çizeceğiz. Aynı yansımada da bunu yaptık. Nasıl göreceğim? İki ışının kesiştiği yere bakacağım. Uzantısı mı kesişiyor, kendisi mi kesişiyor? Kırılmada da aynısını yapıyorum. İki yaşın çiziyorum. Nerede kesiştirebiliyorum bunları? Daha mı yakın çıktı? Daha mı uzak çıktı? Olduğu yerde mi çıktı? Buna bakıyorum ve mevzuyu kapatıyorum. Şimdi geldik prizmalara. Aslında yeni bir başlık bile değil. Çünkü prizmalarda camdan veya hava ortamından daha farklı bir ortamdan elde edilmekte. Dolayısıyla ışık prizmaya girdiğinde yine yansıma ve kırılma kanunlarına göre hareketine devam edecek. Şimdi burada seninle ne görüyoruz? Bir cam prizmamız var ışık girdi. Bak ilk olarak seninle yapmam gereken ne biliyor musun? Şuraya bir yüzey normali çizmek. Bu dikliğimi çizdim. Dedim ki ışık şöyle gitmesi gerekiyordu eğer ki aynı ortamda olsaydı. Ne yaptı? Cam ortamında olduğu için normale yanaşarak kırıldı. Ve buradan devam etti. Şimdi buraya geldi. Yine burada bir yüzey normal olduğunu görüyorsun. Diyor ki ışık ışını prizmaya geçtikten sonra oluşan teta açısı sınır açısından küçükse. Yani sınır açısından küçükse ne olacak? Karşı tarafa geçecek. Normalde şöyle ilerlemesi gerekiyordu. Ama hava ortamına çıktı. Yani fakir bir ortama girdiği için normalden uzaklaşması lazım. O zaman 1 gibi gider. Eğer ki bu teta sınır açısına eşitse yüzeyden gider. Eğer ki teta sınır açısından büyükse hocam aynı yansımayı yaparak, aynı açıyla yansıyarak 3 gibi ilerler dedik. Şimdi bunun için sana bir adet simülasyonla gösterim yapmak istiyorum. Biliyorsun ki sana daha yeni ne dedim? Işık aslında yoğun bir ortama girdiğinde kırılıyor ve renkler oluşmaya başlıyor. O yüzden de hani en az kırılan kırmızı, en çok kırılan mavidir demiştik hatırlarsan. Dikkat et şimdi şurada bir adet fenerim var. Beyaz ışık kaynağım var. Tamam mı? Şunu hatta biraz şöyle yapalım. Daha yeni seninle çizdiğimiz ışınlar ışık prizmaya girdiğinde ne olmuştu? Tek renkli bir ışıktı o normale yaklaşarak ilerlemişti çünkü cam prizmaya girmişti ve yatay gitti. Yatay gittikten sonra da havaya çıkarken fakir ortama gittiği için normalden uzaklaşmıştı. Şimdi eğer ki tek renkli bir beyaz ışığımız varsa elimizde sevgili arkadaşlar, yoğun bir ortama girdiğinde kırılmaya uğruyor. Ve dikkat edersen burada kırmızı en üstte, mor en altta. İşte o yüzden kırmızı en az kırılan, mor en çok kırılan oluyor. Yani bir prizma içerisinde beyaz ışığın renklerine ayrıldığını görebiliyoruz seninle. Bak ben açıları değiştirdikçe, bak şimdi aynı ortamda doğrusa ilerledi. Girdi, kırılmalar gerçekleşti. Ne yapıyorum? Açıları değiştiriyorum. Şöyle daha da şey yapabilir miyiz bir bakayım. Bak mesela buradayken ne oldu? Dikkat ediyor musun buna? Şu an neredeyse dik bir şekilde hiçbir kırılma yok. Beyaz beyaz devam etti. Ama böyle açı yaptığımda dikkat et şimdi dışarıya bile çıkmadı. Prizmanın içerisinde ne oldu? Tam yansıma gerçekleşti. Hatta sana şey demiştim hatırlarsan tarihçeyi bahsederken. Newton aslında karanlık oda deneyinde ne yapıyor? Bir tek renkli ışın elde ediyor. Bir küçücük delikten ışığın çıkmasını sağlıyor. Ve bu ışığın hemen önüne bir tane prizma koyuyor cam prizma koyuyor ve bakıyor ki duvarında ne görüyor gökkuşağı renklerini görüyor çünkü ışık farklı bir ortama girdiğinde kırılıyor tek renkli bir beyaz ışığın aslında içerisinde renklerin oluştuğunu gözlemliyoruz sevgili arkadaşım. Bunların hepsi açılarla alakalı durumlar. Yoğunluk farkları ve açıların belirlediği bir durumlar. Şimdi tam yansımalı prizmalar var. Bu da yine bir yeni konu değil. Tam yansımalı prizmada bilmemiz gereken şey camdan havaya geçen ışınlar için sınır açısı 42. Yani 42'den daha büyük bir açıyla gönderirsen tam yansıma yapacak. Özellikle 45-45 yani ikiz kenar dik prizmalar bizim için tam yansımalı prizmalar diyoruz. Sebebi ne sevgili arkadaşım? Şuradan ışık geldi, dik geldi, dik yoluna devam etti. Buraya geldiğinde 45 derece. Yani normalde yaptığın açı 45 oluyor. E hocam sınır açısı 42, sen 45 ile yollamışsın. Yani ne yapmasını bekliyorum? Tam yansıma yapmasını bekliyorum. Ve geometriden buranın tekrar dik olmasından dolayı ışığın girdiği yolu böyle takip edip şuradan çıktığını görüyorum. Şimdi bu senin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Çok güzel bir gösterim yapacağım bunları daha net görebilmek adına. Hatta ne yapalım şöyle yanımızda dursun tabletimiz sevgili arkadaşım. Ben sana bu malzemeleri çıkartayım. Birlikte bu şekilleri görmeye çalışalım. Yani bu prizmalar bize nerede işimize yarayacak? Aslında ışığın doğrultusunu değiştiriyoruz. Bu doğrultuyu değiştirme sayesinde de seninle ne yapabiliyoruz biliyor musun? Mikroskoplarda, teleskoplarda istediğimiz yere çevirebiliyoruz aslında ışığı. Şimdi sevgili arkadaşım. Z takımı kitaplarımı koydum. Şöyle şuraya getirdim. Elimde bir adet ikiz kenar prizmam var. Umarım görüyorsun. Ne yapacağım? İlk önce kitabımdaki şu şekli göstermeye çalışacağım. Yani şöyle ve buradan gelecekmiş ışığım. Işığı da şuradan getireceğim. Hemen kapatıyorum ki daha net gör. Şimdi bir tane ışını yolluyorum. Ha, <laughs> harika oldu. Bayılıyorum ya bu görsellere bayılıyorum. Ne oldu? İlk başta dik yolladım. Dik bir şekilde devam etti. Bak dikkat et. Dik yolladım. Dik devam etti. Burada tam yansıma gerçekleşti ve buradan çıktı. İkincisini yolluyorum. Gördün mü? Dik geldi. Dik devam etti. İçeride tam yansıma yaptı. Dışarıya çıktı. Bu bizim için aslında bu şekilde gelen ışınların buraya doğrultusunu değiştirmesine yaradı. Bu ilk görselimizdi. İkinci görselde diyor ki, ışıklarımı kapatıyorum hemen. Bunu şöyle koy diyor, tamam mı? Hoppala. Ne olmasını bekleyeceğim? Benim dik yolladığım ışınlar dik bir şekilde kırılmadan buraya gelecek. Tam yansıma yapacak, buradan tam yansıma yapacak ve girdiği yola paralel bir şekilde geri dönmesini bekliyorum. İzle. Harika oldu. Geldi, Kırılma olmadı dik geldiği için içeride tam yansıma yaptı çünkü biliyorum ki camdan dışarıya sınır açın benim neydi 42 idi 45 de gelince de tam yansıma yaptım. Yani sevgili arkadaşlar aslında sizinle burada yaptığımız şey ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle iyice gösterelim. Biz aslında gelen ışınlara paralel bir şekilde ışınların yansıyarak kırılarak çıkmasını sağladık. Burada biz Yeni görüntüler elde edeceğiz diğer derslerimizde. Şimdi arkadaşlar kitabımızdaki son şekil gibi prizmamı yerleştirdim. Benim için paralel gelen ışın demetimi içeride tam yansıma ve kırılmalar gerçekleşip paralel bir şekilde çıkmasını bekleyeceğim. Tabii ki de burada açıyı ayarlamak çok önemli. Dikkat et bak. Şöyle şurayı düzelteyim. Hmm. Ne oldu? Bak geldi. İçeriden kırılma oldu. Buradan tam yansıma yapıp çıkmasını bekliyorum. aslında üstten gelen ışın alttan çıktı ama ne olduğunu görüyorsunuz? Benim prizmam o kadar küçük ki tam bir şekilde gözükmüyor. Heh. Ne oldu bak geldi, Buraya ulaştı, içeride kırıldı. Tam yansıma yaptı ve buradan paralel bir şekilde çıktı. Prizmam çok küçük olduğu için aslında bu değişimleri görebiliyorsunuz. Bakın. İçerideki tam yansımaları, kırılmaları ne kadar şöyle aşağısına paralel bir şekilde getirirsem, o kadar da paralel bir şekilde çıkıyor. Dikkat et. Tam olarak şu noktada şuradan gelen alttan çıktı, alttan gelen hop üstten çıktı. Görüyor musunuz bunu? Umarım gözüküyordur yukarıdan. Bak şimdi kapatıyorum. Şimdi üstten yolladığım ışın içeride kırıldı, tam yansıma yaptı, alttan gitti. Alttan yolladığım ışın ne yaptı? Kırıldı, tam yansıma yaptı, yukarıdan gitti. Yani aslında buraya şöyle bir kalem koyarsak bu kalemin görüntüsünü burada seninle ters görmüş olacağız sevgili arkadaşım. Geri şöyle stüdyomun ışığını açıp konuşmak istedim. Biz bu prizmalar sayesinde ışığın doğrultusunu değiştirerek aslında şöyle bir kalemin görüntüsünü seninle burada ters dönmüş bir şekilde görebileceğiz. Yani biz bu prizmaları özellikle görme için lazım olan yerlerde yani uzağa yakınlaştırmak, yakını uzaklaştırmak adına ışığı kırıp değiştirebileceğimiz, yönünü değiştirebileceğimiz yerlerde yani teleskoplarda özellikle mikroskoplarda kullanıyoruz sevgili arkadaşım. Tam yansımalı prizmanın mantığı bu şekildeydi. Yani sevgili arkadaşım bu prizmalar sayesinde seninle neyi görmüş olduk? Işığın nasıl tam yansıdığını, nasıl dik geldiğinde kırılmadığını veya böyle paralel bir şekilde yolladığında aslında bir normal çizdiğinde ışığın gitmesi gerektiği yoldan nasıl normale yaklaşarak kırıldığını. Buraya geldiğinde 42 dereceden büyük olduğu için tam yansıma yaptığını ve üstten gelen ışığın alttan çıktığını, alttan gelen ışığınsa üstten çıktığını görmüş olduk. Şöyle bir ok olduğunu düşün. Karşı taraftan okun ters bir şekilde gözüktüğünü seninle rahatlıkla konuşabilmiş olduk. Süperdi. Yani bu prizmalar inanın bana prizmaydı, yuvarlak şekildi. Bunların hepsi ve hepsi kırılmayı anlamamızla alakalı. E kırılmada seninle neyi konuştuk? Ortam yoğunsa normale yaklaşacağım. Ortam az yoğunsa normalden uzaklaşacağım ve ışınlarımı çizeceğim sevgili arkadaşım. Yani yeni başlıklar senin gözünü korkutmasın yeni bir formül mü? Değil. Tamamen kırılmayı bilen her bir insan rahatlıkla şekilden bağımsız, ezber yapmaksızın bütün soruları cevaplayabilir. Yani şurada oturup da hocam ben bütün prizmaları ezberleyeyim mi? Hayır. Benim için burada sorulacak soru şudur. Bu üç prizma şeklinden hangisinde gelen ışığın Belli yansımalar ve kırılmalar sonucu gelme doğrultusunda paralel ilerler. E bak gelme doğrultusunda paralel, gelme doğrultusunda paralel ama bu gelme doğrultusunda paralel değil. E oturup da bunu ezberleyemem. Böyle mi koyacaktım, şöyle mi koyacaktım değil. sadece kırılma kanunlarını bilmem yeterlidir. Geldik bizim için kitabın en güzel kısmına. Yani sonlara yaklaştığımız için çok böyle hem mutluyum hem bir heyecan var hem böyle garip hisler içerisindeyim. Kitabı bitirmek üzereyiz. Yani bu kitabı yazarken ki yaşadığım sancıları düşünüyorum. Bu kampı hazırlarken kampı çekerken o mücadeleyi görüyorum ve sonlara yaklaştığımız için gerçekten çok tuhaf ediyorum. Her neyse kırılma ve tam yansımanın günlük hayat ve teknolojideki yeri nedir? Özellikle şu kısım map için bayağı sancılı bir kısım. Bir ara yansımadan dolayı serap görüyoruz dediler. Bir ara kırılmadan dolayı dediler. Ama serap olayını bir anlamaya çalışalım seninle. Sıcak ve soğuk havanın farkının çok fazla olması yani yoğunluk farkının çok fazla olması güneşten gelen ışığın belli bir kısmını tam yansımayla, belli bir kısmını kırılmayla gözüme ulaştırmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz orada Zahiri yani sanal bir görüntü görüyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle burayı artık milletin bakanlığı kırılma olarak almakta. Yerdeki su birikintisinde oluşan görüntü algısı yani serap olayı bizim için kırılma ve bence tam yansımayla alakalı bir durumdur. Yani günlük hayatta doğada yaşadığımız bir durum. Sıcaklık ve soğukluk, yoğunluk farkı ışığın gittiği doğrultusunu değiştirmesi. Mikroskoplar örneğin bir hücre gibi birçok küçük nesneleri büyütmek için ışığın kırılmasını kullanır. Özellikle bilimsel ve tıbbi araştırmalar için çok değerlidir. Gökkuşağı oluşumu ışığın kırılmasının güzel bir örneğidir. Yağmur damlaları güneş ışığını kırarak ve dağıtarak farklı renkleri ayırır. Çünkü hocam yağmur damlaları havaya göre daha yoğun bir ortam. Yoğun bir ortamına giren ışık aynı prizmada olduğu gibi ne yapar renklerine? ayrılır. O yüzden de biz ne yaparız? Gök kuşağını görürüz. Fotoğraf makineleri ve kameraların objektifleri ışığın kırılması kullanarak bir görüntüyü sensör ya da film tabakası üzerine odaklar. Zaten şu kameradır, lenstir ki lensimiz bir sonraki dersimizde göreceğimiz kısım. Ama yine kırılmayla alakalı. Yani inanılmaz bir şekilde teknolojide önem arz eden bir kısım. Meteorolojide ışığın kırılması atmosferdeki su buharının ve diğer parçacıkların ölçülmesine yardımcı olur. Bu da hava durumu tahminlerinin doğruluğunu artırır. Prizmalar ışık gösterilerinde ve disko toplarında ışığı farklı renklere ayırmak için kullanılır. Bu da çarpıcı görsel ve efektler yaratır. Hatta benim şöyle başka prizmalarım da vardı. Mesela şu bu zaten kendinden gökkuşağı gibi aslında belki görür müsünüz bilmiyorum gerçi çok ışık var yani şöyle parlıyor çünkü yapıldığı madde farklı dolayısıyla ışığı daha farklı kırıyor belli prizmalar aldım ama gerçekten çok küçükmüş çok daha büyütmem lazım yani daha yeni bile bak yaparken gösterimi son ucundan ucundan görüyoruz prizmanın çünkü daha büyük bir prizma olması lazım ki size daha net göstereyim ama halledeceğiz sakin. Mücevherlerde ve elmaslarda prizmatik özellikler ışığı kırar ve bir ışık şov oluşturur. Özellikle biz kadınlar bunun hakimiz tabii ki de değil mi? Böyle bir beş taşın nasıl parladığını, nasıl böyle gökkuşağı rengini çıkarttığını gözlemleyebiliyoruz. Hatta onu bunu bırakın. Evde, odamda bir ayna var. Güneş öyle bir açıyla geliyor ki bazen direkt tüm duvarımda gökkuşağı renklerini görebiliyorum. Yani Newton'ın kendi bulduğu şeyi tamamen şu anki camın bir yapısından, ışığın bir açısından kaynaklı kendi duvarımda ben de görebiliyorum. Prizmalar ışık sensörlerinde kullanılır. Bu sensör Bunlar genellikle güvenlik sistemlerinde ve otomatik kapılarda bulunur. Bir nesnenin veya kişinin varlığını algılar. Yani sevgili arkadaşlar, ışığın görüntülemenin olduğu her yerde ışığın yansımasını, ışığın doğrusal ilerlemesini ve ışığın kırılmasını kullanıyoruz. Hemen şu kara tahtamıza bir bakalım. Bence gerçekten müthiş bir ders oldu. Umarım sen de beğendin ve keyif aldın. Biz seninle ışığın yansıma kanunlarından bahsetmiştik. Geldiği açıyla aynı açıyı yapacak şekilde yansıyordu ışığın. Şimdi bugün seninle sade ve sadece dikkat et ışığın kırılmasından bahsettik. Ve bu kırılması sayesinde prizmaları da tam yansımalı prizmaları da Konuşmuş olduk. Görünür derinlik kavramını konuşmuş olduk sevgili arkadaşım. Aynı mantıktan ilerleyerek seninle bir sonraki dersimizde mercekleri ve ondan sonra da renkleri görüp optik konusuna da finito diyeceğiz. Senden ricam bugünkü gördüğümüz ısrarla tekrar ettiğim şu üç cümleyi yani ışığın çok yoğun ortama gittiğinde normale yaklaşarak kırıldığını, az yoğun ortama gittiğinde normalden uzaklaşarak kırıldığını bir not al. Kırılma indisiyle hızların ters orantılı olduğunu nota ve ondan sonra bir ders, bir test kitabımızdaki bu konuyla alakalı kavram sorularını tekrar et. Gerçekten kafana oturacak. Özellikle kendi notlarını alman, küçük notlarla ilk tekrarlarını yapman aşırı önemli. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Son iki ders videomuz. onlarda görüşmek üzere. Bu arada soru çözümlerini izlemeyi sakın unutma. Eksiklerini, hatalarını orada ne yap gözlemlemeye çalış. Hala anlamıyorsan muhakkak bana yorum olarak yaz. Çünkü her yorumunuza kesinlikle dönüyorum. Özellikle fizikle alakalıysa sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bye bye. <laughs>